Bak bir varmış bir yokmuş hı hı. eski günlerde <laughs> kafa gitti benim <laughs> bir saniye buradan başladım. Tamam. Başlarda birazcık aslında beni zorladı. Hı hı. Başta bir tedirgin oldum ama tamam dedim yaparım. Aslında çekindiğim bir nokta yok. Orada çok utandım. Hı hı. Bu kız iyi mi kötü mü bambaşka şeyler oluyor ama spoiler veremiyorum. Her zaman herkesin birbirine çok saygısı var. O ufacık bir zaman diliminde ondan çok şey öğrendim. Az kalsın unutuyordum. Hı hı. Özellikle en beğendiğim hı hı. diyebilirim yani. Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Emanet'in çiçeği Beren Akın konuğumuz. Beren hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel gidiyor. <laughs> Benim için güzel gidiyor. Sakin gidiyor. Sete <laughs> gidip geliyorum. Onun dışında evdeyim. <laughs> Böyle güzel, keyifli. Peki Emanetten bahsederek başlayalım tamam. o zaman. Emanet projesi sana ne zaman geldi? Çiçek karakterine nasıl hazırlandın? Şu anda çiçeğin durumundan memnun musun? <laughs> Karakter senin için neler ifade ediyor? Emanet projesi bana Ağustos'ta geldi. <laughs> Ağustos ayında. E, menajerimle görüştük. E, aslında e, çiçeğin e, gidişatı e, başlarda pek belli değildi. Birkaç seçenek vardı. Memnunum. Ee, bu soru işaretleri çünkü ben de tam bilmiyordum Hı -hı. nereye gidecek çalışması keyifliydi aslında çiçeği bulmakta birazcık zorlandım ben ee, çünkü dediğim gibi bir sonu bu kız iyi mi kötü mü çünkü Hı -hı. ben e, kötü bir karakterin yandaşı olarak girdim aslında yardımcısı olarak ama her zaman o kadar da kötü de aynı zamanda Hı -hı. oynamamayı hani tercih ettim. Ee, şimdi keyifli gidiyor. Çekimler çok. Bambaşka şeyler oluyor. Biz birazcık öndeyiz şu Hı -hı. anda. Ama spoiler veremiyorum. Evet. Sadece şu an e, karakterimi çok seviyorum. Hı -hı. E, oynamaktan çok memnunum. Set sürecinden de Hı -hı. memnunum. Bunu söyleyebilirim. Başta bulamadım diyorsun ya karakteri. Evet. Ne gibi zorluklar yaşadın? Yani aslında o iyi kötü olma halinden dolayı mı birazcık kafanda evet. ikileme düştün? Evet. İkileme düştüm. Hı -hı. Çünkü aslında Saf, çiçek evet. saf bir karakter. Kötü bir karakter diyemeyiz hı hı. net olarak ama e, Zuhale yani e, rol arkadaşıma, beraber oynadığım arkadaşıma e, bir vefa borcu var. Hı hı. E, hapisteyken işte ablası hapisteyken ablasını tanıyormuş o. Para vermiş, işte ev kirasını ödemiş, bakmış, kurtarmış. O yüzden bu vefa borcundan ötürü "Senin yolun benim yolum. Sen ne yaparsan arkandayım senin." Hı hı. diyor. Fakat Zuhal öyle e, kötü şeyler yapıyor ki o yüzden bir arada hep bir ikilemde hı. kalıyor bu kız kendini sorguluyor. Evet. O yüzden o birazcık beni zorladı yani ben iyi bir insanım evet ama e, kötülüklere de yardım ediyorum ne olacak ne bitecek derken. Şimdi rayına oturmuştur ama. Evet rayına oturdu bir şeyler. Peki set ortamı nasıl ee, hani böyle çoğu oyuncunun ağzından da duyarız ya çok işte güzel bir ortam var aile evet. gibiyiz <laughs> arkadaş gibi sizin ortamınızda öyle mi? Bizim ortamımızda öyle. Öncelikle e, günlük dizi çektiğimiz için çok yoğun çalışıyoruz. Evet. Onu söyleyebilirim. Bu yoğunluk minik minik bizi bazen yorabiliyor. Hı hı. Ama herkes söylüyor diyorsunuz, bizim için de bu geçerli. Biz oyuncu odasında işte sohbet, muhabbet, çayımız, hı hı. kahvemiz her zaman herkesin birbirine çok saygısı var. Aynı zamanda e, sevgisi de var. Hı hı. Olması gereken düzeyde yani çok keyifli hepimiz için çok keyifli geçiyor. Yani yorgunluk tatlı bir yorgunluk olarak kalıyor o yüzden. Hep beraber güzel vakit geçirdiğimiz için akıyor gidiyor. Sıkıntıyor. Harika. Günlük dizi çekmenin aslında dezavantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok yorucu. Bir bölümü zaten hani her hafta yayınlanan bölümleri bile bir haftaya yayıp çekerken siz... Her gün aslında tamam önden gidiyorsunuz ama sizin daha yoğun bir temponuz var ve nasıl bunu karşılıyorsun? Nasıl göğüslüyorsun? Ben sakin biriyim zaten. Genel olarak pozitifimdir. Evet. Çok fazla da yorulmam. Daha önce günlük işte bulunmadım bu ilk evet. günlük işim başlarda birazcık aslında beni zorladı hı hı. kabul etmem gerekirse e, o tempoya alışamayacağım diye çok evet. korktum ama şu an bakıyorum ki rutinimi oturttum yani boş günüm yapacağım programlarımı zaten ayarlıyorum hı hı. onun dışında işte bugün full olabilir diyorum yani kendimi mental olarak bunu hazırlıyorum o sebeple e, çok fazla yormuyor beni Anladım. artık başlardaki gibi. Şimdi seni araştırıp sorularımı hazırlarken aslında müzikle çok ilgilendiğini de gördüm. Evet. O müzik heyecanını devam ettiriyorsun da şarkıların da çıkıyor evet. ama nasıl oyunculuğa yöneldin ve bu kadar müzikle ilgilenirken ne seni oyunculuğa itti? Aslında ben ilk konservatuara girdim hmm. 11 yaşımda konservatuar sınavlarına girdim ve müzik bölümünde okudum 7 yıl e, Mimar Sinan'da hmm. orada klasik gitar okudum ama 12 yaşımda beste yapmaya başladım bir de gitar enstrümanım gitar olduğu için çok güzel bir şekilde destek oluyor beste yapmaya evet. besteler yapmaya başladım. Ve müzikte devam edeceğimi düşünüyordum aslında. Ta ki liseye gelene kadar. Hı hı. Biz okulda e, tiyatrocularla beraber okuyoruz zaten. Ve üniversitelilerle beraber okuyoruz. Ve onlara küçük yaşta aslında özeniyoruz hı hı. birazcık böyle. İşte Meltem Cumbullar hep devamlı okula gelirler. İşte Mustafa Alabora'lar onlarla büyüyoruz. Hı hı. Ben... İlk olarak aslında benim üst sınıfta bir gitarist ablam vardı. Hı hı. O üç kuruşluk opera oyununda temsilinde gitar çalıyordu, orkestrasındaydı. Sonra o hastalandı. Hı hı. Dedi ki Berencim sen yapabilir misin? Ben başta bir tedirgin oldum ama tamam dedim yaparım. O tiyatro oyununun orkestrasına girdim. O aslında benim oyunculuk olarak bir böyle dönüm noktası gibi Hı -hı. bir şey oldu. Ve ben lise 2'de ve lise 3'te kesin karar verdim. Dedim ki ben üniversiteye yani bu lise evresini müzikle bitirdikten sonra tiyatro eğitimi alacağım. Hı -hı. Çok istiyorum, seviyorum diye hatta kendi dal hocamla da konuştum. Birazcık burukluk yaşadık Hı -hı. ama kararımı verdim ve oyunculuğu yani seçtim o noktadan sonra. Ama müzikle de ilgilenmeye devam i̇lgilenmeye devam ediyorum Hı -hı. evet. Yani müzik benim için biraz daha böyle ruhumu yansıtıyorum. İşte hobi. Hani Hı -hı. derler ya hangi taraf daha baskın? Şu anda benim için oyunculuk meslek evet. olarak daha baskın. Ee, müzik de her zaman olsun istiyorum. işte ruhumun gıdası Hı -hı. yani beni beslesin. Hı -hı. Öyle iyi hisset, Bir de şöyle bir bilgiye de rastladım. Ee, henüz konuşmadan, emeklemeden şarkılara ritim tutuyormuşsun. Gerçek <laughs> mi bu? <laughs> Öyle söylüyorlar. Hı -hı. Bunun e, örneğini de gördüm. 3 yaş, dört yaş videolarım var. Doğum günü videolarım. Hı -hı. Babaannemle her zaman çok yakındık. İlerleyen yaşlarda da benim okulum onların evine yakın olduğu için babaannemle beraber çok yaşadım. Ve kendisi sürekli evde Türk sanat müziği söyleyen, mırıldanan bir insan. Çok sever müziği. Hı hı. Ben 3 yaş, 4 yaş videolarımı izlediğimde... Bir bakıyorum, inleyen nameler söylüyorum. Oo. Beni videoya almışlar. <laughs> i̇şte ne bileyim şey söylüyorum, bak bir varmış bir yokmuş <laughs> eski günlerde. Hep de böyle babaannemin bildiği şarkılar. O yüzden evet yani sanırım biraz e, onun çok etkisi oldu. Hmm. Evet konservatuara da kendisi beni yazdırmıştı, <laughs> sınavlara sokmuştu zaten. Babaannem diyebilirim yani bu küçük yaştaki müzik sevdamın sorumlusu. <laughs> Mesleğinde ulaşmak istediğin en top noktayı sorsam sana, tabii ki bir Ucu yoktur, bucağı yoktur. Hep böyle yenilenen, gelişen bir şey bu oyunculuk denen şey. Ama ya şöyle bir şeyde yer alsam çok hani içime sinecek Tamam diyeceğim, kendi adıma e, mutlu olacağım, haz alacağım dediğin bir tap noktam var mı? Var. Hı hı. Yani e, uluslararası mecralarda bulunmayı çok isterim. E, uluslararası filmlerde. Hı hı. E, şimdi dijital mecra çok popüler evet. biliyorsunuz. Ee, dijital mecrada daha çok iş, daha özgürce işler yapmak isteyebilirim. Belki bir yabancı karakteri de canlandırmak hmm. isteyebilirim. Yani mümkün oldukça e, evrenselleştirmek istiyorum. Evet. Yani olduğum yerde e, büyümek aynı şekilde gitmek yerine birazcık daha böyle umarım ki hmm. hani e, yurt dışına festivallere açılmak güzel olabilir. Peki e, hangi karakteri oynamak istersin? Bundan sonraki projende veya hedeflediğin, hayal ettiğin o projede e, daha böyle ters köşe bir şeyler mi oynamak istersin? Zorlanmak mı istersin? Öyle bir hayalin var mı? Şu karakteri oynasam keşke diye. Yani evet zorlanmak isterim. Hı -hı. Açıkçası. Yani psikolojik olarak da zorlanmak isteyebilirim. Hı -hı. Tra trajik olarak da yani zorlu bir aileden gelmiş biri olabilir mesela ya da bir şizofren hastası olabilir. Hı hı hı. Hani bayağı uç noktalarda e, zorlanacağım ve çalışacağım projelerde yer almak isterim. Umarım izleriz seni öyle projelerde diyelim. Peki yeni nesil oyunculardan kimleri beğenerek takip ediyorsun? İzliyor musun diğer işleri? Takip eder misin? Evet. Yani e, beğendiğim kişiler var. Hı hı. Neslihan Atagül'ü çok seviyorum. E, beğeniyorum oyunculuğunu. E, Seren Sarıkaya'nın oyunculuğunu beğeniyorum. Bunun dışında... Yeni nesilden düşündüğümde, yani kızlardan aklıma bunlar geliyor. Çok birçok oyuncuyu beğeniyorum evet. aslında. Ee, hiç de ön yargılı izlemem, hiçbir zaman kimseye. Ee, severek izlerim, birçok işi de takip etmeye çalışırım. Ee, ama iki isim verecek olursam, onları söyleyebilirim. Ah, unuttum, az kalsın unutuyordum. Hı hı. Özellikle Öykü Karayel, hı. yani benim en beğendiğim hı hı. diyebilirim yani doğallık açısından. Öykü Karayel. Peki hangi isimlerle bir arada aynı projede yer almak istersin? Öykü Karayel. <laughs> <laughs> yani e, evet yani bir arada bulunmak isteyebilirim. Hı -hı. Yine çok kıymetli oyuncularımızdan Nazan Kesal var. Ben kendisiyle bir sinema filminde Hı -hı. oynamıştım daire filminde bir sanat Hı -hı. filminde kızını oynamıştım. Beyninde tümör olan bir kız. Hı -hı. Ee, ve tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü o kadar iyi bir oyuncu ki. Hem bana resmen e, o film çekimleri esnasında bir öğretmen gibi eğitim hı hı. verdi. O yüzden tekrar onunla aynı projede oynamak isteyebilirim. O geldi aklıma. Bu cevaptan da şu soruya gitmek istiyorum. Aynı cevabı verebilirsin düşüncesiyle. Bugüne dek birlikte oynamaktan, karşılıklı oynamaktan en keyif aldığın oyuncuyu sorsam Nazan Kesal diyebilir miyiz? Evet Nazan Kesal diyebilirim. Hı hı. Çünkü... E, o ufacık bir zaman diliminde ondan çok şey öğrendim. Disiplin hı hı. öğrendim. Saygı, sevgi, çalışma ortamı, oyunculuk eğitimi hı hı. yani her şey. O yüzden Nazan Kesalı söyleyebiliyorum. Bir projeye başlarken en çekindiğin nokta ne olur? Yani ilk gün hani herkes böyle heyecanla gider ya işine evet. de, setine de, her yere. Senin en çekindiğin nokta ne olur? Yani düşündüğümde aslında çekindiğim bir nokta yok. Hı -hı. Çekingen değilimdir, Hı -hı. rahatımdır. Hı -hı. Benim en korktuğum şeyden bahsedebilirim. Evet. Başta birazcık böyle sakin, çekimsel dururum ortama karşı. Çünkü yanlış anlaşılmaktan ben her Hı -hı. zaman çok korkarım. Hı -hı. Onun dışında rahatımdır yani. Tedirginliğim yoktur. Şimdi birazcık özel hayatına da girmek istiyorum. Veren <laughs> bir gününü nasıl değerlendirir, nasıl geçirir? Boş olduğu bir günü neler yapmaktan hoşlanır? İşte e, sosyal midir, evcimen midir? Nasıl birisin? Ee, eskiden ben çok sosyaldim <laughs> ama sanırım pandemi beni de etkiledi. Evde kala kala biraz evcimen oldum. <laughs> e, artık çok fazla yani dışarı çıkmak, farklı şeyler yapmak. Evet arada aktiviteler yapıyorum. E, <laughs> sinemaya gitmeyi çok seviyorum özellikle. Konserlere gitmeyi çok seviyorum hı hı. ama bunu sürekli yapmıyorum. Haftada birkaç kere yapardım önceden. Şimdi iki kedim var evimde. Hı hı. Ee, onlarla ilgileniyorum bütün gün. Bir de aynı zamanda mahallemizdeki işte hayvanlara vesaire de işte bakmaya çalışıyoruz hı hı. Evi, elimizden geldiğince. Ee, film izliyorum, İşte kahvemi içiyorum. Birazcık daha artık özel hayatımda huzur ve e, dinginlik hakim diyebilirim. Harika. Yani evet. değiştin aslında biraz, zamanla, biraz değil Biraz değiştim. Evet, hı hı. özellikle şu iki yılda. Çok değiştim diyebilirim pandemi süreciyle. Yok artık böyle oyunculuk mu olur deyip hayrete düştüğün oyunculuklar izliyor musun? Sahneler izliyor musun? Olumlu veya olumsuz? <laughs> İzliyorum tabi. Ama isim verme. <laughs> Nasıl tepki veriyorsun? Nasıl yani, karşılıyorsun? E, sanırım artık özellikle yani günümüzde oyunculuktan ziyade görsel de çok önemli. Evet. E, yeni nesilde e, güzel olmak yani güzellik kavramına göre. Hani ben böyle şeylere çok fazla inanmam. Oyunculuğu, o ruhu, o duyguyu geçirmeyi daha çok önemserim ama birazcık daha galiba görünüşe artık önem veriliyor ve o yüzden. E, o duyguyu geçiremeyen oyuncular var. Bazen sahte şeyler izleyebiliyoruz. Evet. Bunların arttığını hissediyorum birazcık sadece ama bunlarda da olumsuz düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü herkesin bir kaderi var. Demek ki onun hakkıymış ki şu anda Hı -hı. işte işlerinde güzel yerlere geliyorlar. Hı -hı. O yüzden dediğim gibi evet eskiye nazaran daha şey ama yine de güzel. <laughs> Hani böyle bir tartışma da var ya sosyal medya takipçi sayısına göre aslında artık oyuncular seçiliyor. İşte, Ev, evet, o da doğru. E, sosyal medya fenomenleri işte oyunculuğa adım atıyor. Evet. E, bu geçişleri çok doğru buluyor musun? Az önce aslında biraz da cevabını vermiş oldun ama e, takipçi sayısına göre bir oyuncu seçilmesi ne kadar mantıklı veya sağlıklı? Sağlıklı değil hı hı. muhakkak yani mantıklı değil ama e, şu anda da böyle bir e, düzen var düzen var buna evrildik. O yüzden ben eleştiren ve buna sürekli sinirlenen hı hı. taraf olmak yerine elimden geldiğince bu yeni nesil düzene adapte hı hı. olmaya çalışıyorum diyebilirim. Senin peki sosyal medyada e, nasıl bir duruşun var çok kullanır mısın her şeyi yansıtır mısın oraya e, nasıl bir takipçi kitlenle iletişimin var? Evet, ben de çok kullanırım hı hı. aslında. Yani öyle bir influencer gibi değil. Yani oyunculukla alakalı, müzikle alakalı hı hı. çok paylaşımlarımı yaparım. Bazen ufak tefek e, reklam paylaşımlarım da oluyor. Ben genelde çok sıcağımdır sevenlerimle. Hı hı hı. E, mümkün oldukça, e, belki her zaman yetişemiyorum ama onlara bazen cevap verip sohbet muhabbet hı -hı. etmeyi çok seviyorum. O yüzden sıcak bir ilişki oluşuyor ve bu yüzden sanırım hani takipçilerim beni takip ediyorlar. Hı -hı, hı -hı. Her gün muhakkak bir şeyler atıyorum. Bir gün, iki gün unuttuğumda mesela özel bir işim olabiliyor ya da ne bileyim bir yoğunluğum hı -hı. olabiliyor. Böyle mesajlar geliyor işte Beren abla iyi misin? Seni çok merak ettik. <laughs> bu ufak şeyler çok hoşuma gidiyor. Yani çok tatlı. her gün muhakkak ufak tefek bir şeyler hı -hı. paylaşıyorum aslında. Peki son olarak hayatta en utandığın anı paylaşabilir misin bizimle? <gülüyor> <gülüyor> Bunu direkt paylaşabilirim. <laughs> İlk konserimde İlk konserimde de ben aslında kendi ismimle değil gruptuk biz. Karma Hı -hı. grubuyduk. Pera Müzesi'nde bir konserimiz vardı. O günde özel bir davet varmış. Yani o kadar kalabalıktı Hı -hı. ki. Ben de güzel bir elbise seçmiştim kendime. Annem de bana dedi ki platforma ayakkabı getirdim sana çok güzel burası şık bir ortam. Bu ayakkabıları giyeceksin bunlarla çıkacaksın. Hı -hı. Annem de her zaman çok güzel görüneyim ister. Bakımıma falan Hı -hı. çok önem verir tek çocuk olduğum için. Ben de dedim ki anneciğim ben bunu... Giyemem. Yani şark zaten ilk konserim. Evet. Heyecanlanırım bir şey olur yok dedim. Ben normal spor ayakkabılarımla hmm. çıkacağım. Hayır giyeceksin giyeceksin. Tamam dedim giyeceğim. Bu arada herkes diyor ki heyecanlı mısın? Be son 5 dakika kaldı. Hey. Çıkıyoruz falan filan. Dedim ki heyecanlıyım ama sanki ben düşeceğim. Heyecanlıyım hmm. ama sanki ben düşeceğim. <laughs> Sürekli bunu herhalde 50 kere çıkana kadar tekrarladım. İlk şarkıyı söyledim. Daha ikinci şarkıda direkt. Düştün mü? Evet mi? hem de çok kötü <laughs> ve videosu da var bunun <laughs> hatta bende. Çok fena bir şekilde düştüm. Orada çok utandım. <laughs> Özgüvenim yerle bir oldu ama anında toparlayıp <laughs> direkt şey yaptım mikrofona. Yani o an herhalde bana böyle bir e, tepeden bir şey girdi. <laughs> Bilmiyorum direkt ayakkabılarımı fırlattım. Dedim <laughs> ki yani dedim anne dedim ben sana dedim bunları bana giydirme diye istemiyorum ben ya. Çıplak ayak devam ediyorum konserde. Herkes sağa Aynen. <laughs> ben bütün konsere çıplak ayak devam ettim. <gülüyor> Ama <gülüyor> düştüğümde Harikalı çok çokulum devam ediş. <laughs> Aynen. Peki son olarak buradan sevenlerine, e, takipçilerine neler söylemek istersin tam kendi kamerana bakarak? Tamam. Bence e, hayat kısa. Mutlu olmak lazım. Negatif şeyler aramak yerine içinde bulunduğumuz ortamları daha da güzelleştirmek lazım. Hı hı. Güzelleştiremiyorsak bile işte bir kahvemizi alıp belki sadece düşünerek bile kendimizi sorunlardan uzaklaştırabiliriz. Yani hayatı güzel bakabilirsiniz. Ben hep güzel bakmaya çalışıyorum. Bunu söyleyebilirim takipçilerime. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Ben teşekkür güzel ederim. sohbetin için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.